yapıyor ve bugün yağmurlu bir İzmir akşamında Alsancak Stadı'nda bu zorlu mücadele oynanacak ve bakalım 90 dakika sonrasında nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, bunu hep birlikte göreceğiz sevgili seyirciler. Karşılaşmayı Deniz Çoban yönetecek. Deniz Çoban Konya bölgesinden yardımcıları Mehmet Kısal, Emin Yıldırım ve dördüncü hakem de Sefa Demir. Karşı yakalı taraftarlar karşı tribünü tamamen hemen hemen doldurdular ve maç öncesinde takımlarına destek oluyor. Hafta içinde oynanan maçlarda karşı yaka deplasmanda Karmanmara Spor'u 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise bugün karşı yakanın rakibi, kendi sahasında Ordu Spor'a 1-0 kaybetmişti. Gerçekten zorlu bir 90 dakika olacak ve gollü geçmesini beklediğim bir 90 dakika olacak diye düşünüyoruz maç öncesinde. Sevgili seyirciler, maç öncesinde görüştüğümüz Karşıyaka Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, saha zemininin her iki takım için kaygan olduğunu, avantaj ya da dezavantajdan bahsedemeyeceklerini söyledi. Konuk takımın kadrosu Oğuzhan Kale'de Rızvan Gençer, Mahmut, Orhan Taşdelen, Murat Akın, Sedat, Mustafa Sarp, Abdülaziz, Mehmet Battal ve Edin Visca 11 ile çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Cihat Arslan teknik direktör. Yedeklerde ekranda İstanbul Büyükşehir Belediyespor son karşılaşmasını 1-0 kaybetmişti. Burada sahaya dizilişi Oğuzhan Kale'de Mahmut Gençer iki stoperi konuk takımın, Rızvan kaptan, sağ kanatta Orhan sol bek, Sedat Mustafa Murat'tan kurulu bir orta saha, Abdülaziz sağ ileride, Visca solda, Mehmet Battal da ileri uçta görev yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un sahaya dizilişi de bu şekilde. Evet, Karşıyaka'nın 11'ini ekranlara getiriyor yönetmenimiz. David Biçik kaleyi koruyacak bugün. Rıdvan, Cenk, Mehmet Yiğit, Berkan, Ofeydu son derece etkili son maçlarda. Onur Burak, Mustafa Sevgi, Cafercan ve Can Erdem 11'ini görüyoruz. Son oynanan Kahramanmara Spor maçından tek değişiklikle bugün Karşıyaka 11'de, Onur ilk 11'de, Hüseyin yedekler arasında. Karşıyaka'nın sahaya dizilişi Biçik, hemen önünde Berkan, Mehmet, Cenk ve Rıdvan'dan oluşan savunma. Bu savunmanın önünde Burak ve Onur ikilisiyle oluşan bir ön libero. Ofeydu, Mustafa Sevgi kanatlarda. Cafercan gol yollarında en büyük hazırlayıcı. Ve Can Erdem de ileri uçta gol umudu Karşıyaka'da. Cafercan deyince Kahramanmaraş Spor mücadelesinde harika bir pasla Can Erdem'i kaleciyle karşı karşıya bırakmıştı. Ve Can Erdem de o pozisyonda topu ağlara göndermeyi başarmıştı. İşte karşı yakalı taraftarlar şu anda ekranlara geliyor. Maç öncesinde Alsancak civarında toplandı karşı yakalı taraftarlar. Ve karşı tribünü de tamamen doldurdular. Henüz de maçın başlamasına 5-6 dakikalık bir süre olduğunu düşünecek olursak hala da gelenler olduğunu görüyorum sevgili seyirciler. Evet, güzel bir İzmir akşamı ama hemen şunu söyleyelim. Hafif yağmurlu bir İzmir akşamındayız. Şu ana kadar yağan yağmur sahayı olumsuz etkilemedi. Maç öncesinde sahayı da kontrol ettik. İzmir Alsancak Stadyumu tabii tarihi statlardan biri İzmir'de. Her ne kadar kapasitesi düşük olsa da yine çok önemli karşılaşmalara ev sahipliği yaptı ve yine yapıyor. İşte bu sahada birazdan Karşıyaka İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesi başlayacak ve zorlu 90 dakika, bakalım nasıl sonuçlanacak, bunu hep birlikte görüyoruz. Yağmur birikintilerinden yansınan bir görüntüyü az önce yönetmenimiz ekrana taşıdı, güzel bir görüntüydü. Sevgili seyirciler, Karşıyaka 4 maçları kaybetmiyor kendi sahasında. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da deplasmanda 7 maçları kaybetmiyor. Bu istatistikler açısından da gerçekten çok ilginç bir karşılaşma olacak. Bakalım testi kırılacak mı? Bir kazanan çıkacak mı zorlu 90 dakikadan? Hep birlikte göreceğiz. Karşıyakalı taraftarların büyük coşkusunu izliyoruz beraber. Maç öncesinde az önce takımlar da zaten ısınırken oyuncuları tek tek sahaya çağırdılar ve onlara destek oldular, moral verdiler. Küçük bir futbol sever Karşıyaka taraftarı babasıyla birlikte maça gelmiş. O da tribündeki hareketliliği şu anda çözmeye, anlamaya çalışıyor ve bayrağını da sallamaya başladı. Bu görüntüler tabii bir futbol sever olarak bizleri son derece mutlu ediyor sevgili seyirciler.
Gerçekten güzel bir 90 dakika bekliyorum. Hızlı, tempolu, kaliteli, bol pozisyonlu ve gollü bir karşılaşma olması hepimizin dileği, temennisi. Gerçekten haftalar ilerledikçe son derece önemli karşılaşmalar oynanıyor PTT 1. Lig'de. Daha da zorluk derecesi artacak karşılaşmaların. Şunu da söyleyelim, sürpriz sonuçlar, beklenmedik sonuçlar da çıkabiliyor maçlardan. Bunu zaten görüyoruz haftalardır. Dün lider kaybetti Ankara Spor. Kendi sahasında Bolu Spor'a mağlup oldu 3-1. Ve ilk 2'ye girmek son derece önemli. İlk 2 sıradaki takım, PTT 1. Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlayan takımın Süper Lig'e direkt yükseleceğini bir kez daha vurgulayalım. Şu anda lider Ankara Spor, 2. Ordu Spor, Balıkesir Spor 3. sırada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4. sırada. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyespor bugün kazanırsa eğer, deplasmandan 3 puana dönerse buradan, puanını 51'e yükseltecek ve Balıkesir Spor'la puanları eşitleyecek sevgili seyirciler. Foto muhabiri arkadaşlarımız da ekranlara geldi. Onlar da maç öncesinde görevlerini yapıyor. İki takımın golcülerine baktığımızda Karşıyaka'da en çok gol atan oyuncu 6 golle Ars, ama bugün yedekler arasında. Daha sonrasında Ofeodu geliyor. 5 golü var Ofeodu'nun. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a baktığımızda 11 golle Doka'yı en çok gol atan oyuncu olarak görüyoruz, ama Doka bugün maç kadrosunda değil. İbrahim Yılmaz 7 gol, son haftalarda gerçekten son derece etkili. Güvenlik önlemleri de stat çevresinde bir hayli yoğun bir şekilde alınmıştı. İbrahim Yılmaz da bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da yedekler arasında, taktiksel bir düşünce olabilir. Mehmet Battal 5 golle oynuyor İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımında ve yavaş yavaş takımlar da sahaya gelmek için son hazırlıklarını yapıyor sevgili seyirciler. Karşıyaka tribünlerinden görüntüler gelmeye devam ediyor ekranlara. Hava sıcaklığı bugün son derece normal, yani mevsim normallerinin üzerinde diyebiliriz. Soğuk bir gün değildi bugün İzmir'de, ama yağmurlu bir günü geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Hala da yağmur ince ince yağmaya devam ediyor. Artık yağışlı günler gerekiyor Türkiye'ye, çünkü yurdun dört bir köşesinde yağmura ihtiyaç var. Meteoroloji haberlerinden bunları da biliyoruz. Şu tribünlerin coşkusunu izlemek büyük bir keyif. Tabii maç öncesinde Karşıyakalı taraftarlar, birazdan maçın başlayacağını tekrar edelim. İki takım da şu anda saha kenarında hakemlerle birlikte. Dördüncü hakem sevgili seyirciler Sefa Demir, Yalova bölgesinden. İşte son hazırlıklar ve birazdan seremoni için. Evet, Yusuf Şimşek bu arada görüntüye geliyor. Karşıyaka'nın Seviren teknik direktörü, daha önce Denizli Spor'da çalıştı ve şimdi Karşıyaka'nın teknik direktörü. O da takımına gerçekten artı güç kattı ve bir başka başarılı teknik adam Cihat Arslan. Karşıyaka yabancı bir yer değil onun için. Hem İzmirli hem de Karşıyaka eski takımı Cihat Hoca'nın. Ve o da çok sevilen bir futbol adamı. Son derece başarılı bir teknik adam. Sevgili seyirciler, artık son hazırlıklar yapılıyor İstiklal Marşımız için. İstiklal Marşımızın ardından da karşılaşma için son hazırlıklar başlayacak. İki takım oyuncuları da ve hakemler tribünleri selamladılar ve milli marşımız. Coşkuyla İzmir Alsancak Stadında İstiklal Marşımız okundu ve iki takım oyuncuları